Marmara bölgesinin doğusunda, İzmit Körfezi'nin kuzeybatısında yer alan zengin bir tarihi geçmişe sahip Dilovası, sanayi ve ticarete dayalı ekonomisiyle Türkiye'nin hızla gelişen ve büyüyen bir ilçesidir. Mimar Sinan Köprüsü, Tavşancıl beldesinde bulunan sivil mimari yapıları ve Yahya Kaptan'ın anıt mezarıyla tarihi, kültürü, sahiliyle bir bütünlük içindedir. Bilim, teknoloji, sanayi, ekonomik ve insan potansiyeliyle Kocaeli'nin 12 ilçesi içinde Dilovası ayrı bir konuma sahip. Marmara bölgesinin doğusunda İzmit Körfezi'nin kuzeybatısında yer alan Dilovası zengin bir tarihi geçmişe sahip. Ekonomisi sanayi ve ticarete dayalı. Türkiye'nin hızla gelişen ve büyüyen bir ilçesi. Dil iskelesinde bulunan tarihi kalıntılar bölgenin tarihi geçmişini yansıtmakta. Dil iskelesi Hersek burnu arasında zamanında sallarla deniz taşımacılığı yapılırken, tarihi Eynerce iskelesinden de deniz taşımacılığı yapılmaktaydı. Ben Dilovası'yım. Ben Tepeköy dağlarının süsü. Anadolu kültürüyle kaynıyor içim. Ben sanayi ovasının yeşil örtüsü. Ben tarih ve kültür kenti Tavşancıl'ım. Ben organize sanayilerin beşiği. Adını tarih ve tabiatın güzelliğinden alan sanayi, tarih ve kültür şehri Dilovası'yım. Dalları filizlerle bezeli yaşlı bir çınarım. Her gün yeniden doğuyorum. Geçmişim tüm kültürleri kucaklar. Adım ne olursa olsun binlerce yılın kültürlerinin birikimiyim. Ben dünyaca meşhur meyveleriyle Tavşancıl'ım, Dil İskelesi'yim, Çerkeşli'yim, Dilovası'yım. Ben Anadolu kültürlerinin birleşkesi, yolların kavşak noktası Dilovası ilçesiyim. Dilovası bugün sanayisiyle olduğu kadar, geçmişten bugüne taşıdığı tarihi eserleriyle de göz doldurmaktadır. Biz geçmişten bize kalan bu nadide emanetleri görüntüleyip gelecek kuşaklara aktarmak için Dilovası'nın tarihi duraklarında gezmeye devam ediyoruz. Şimdi ilk durağımız Osmanlı Devleti zamanında Dilovası'nda inşa edilen önemli tarihi köprülerden biri olan Mimar Sinan Köprüsü. Bu tarihi köprü 16. yüzyılda Dil İskelesi mevkiinde bulunan Dil Deresi üzerinde Kanuni Sultan Süleyman tarafından Koca Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Köprünün mimarının Mimar Sinan olmasından dolayı da halk dilinde köprüye Mimar Sinan Köprüsü de denilmektedir. Üç gözlü olan tarihi köprünün ayakları ortasında boşaltma gözleri vardır. Uzunluğu ise yaklaşık 20 metre kadardır. İstanbul'un Anadolu'ya çıkış noktasının ilk adımıdır Dilovası. Bir de Dilovası Hersek burnu arasında yapılan Körfez Köprüsü'nün ulaşıma açılmasıyla dünya ulaşım üssü olarak cazibe merkezi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Şu an Körfez Köprüsü üzerindeyiz ve bayramdan önce bu köprü açılacak. İsterseniz bir zamanı durduralım. Geçmiş dönemde çok önemli çekimler yapmıştık. Aslında bu bölge gerek Bitinya gerek Osmanlı gerekse Cumhuriyet döneminin önemli merkezlerinden birisiydi. Zira buradan Hersek Burnu ile Dilovası arasında deniz taşımacılığı yapıyordu. İpek yolunun deniz taşıma noktası burasıydı. İstanbul-İzmir otoyolu kapsamında yapımı gerçekleşen ve dünyanın dördüncü büyük orta açıklığa sahip Asma Köprüsü konumundaki Osman Gazi Köprüsü ile 4 saatlik yolu rekor bir süre olan 4 dakikaya indiriyoruz. Toplamda 7.918 kişiye istihdam sağlayan proje, işletme giderleriyle yıllık 375 milyon liralık bir hacim oluşturacak. Dilovası, Hersek arasında da köprümüzü süratle bitireceğiz. Ve artık bu körfezde 1-1,5 saat çile çekilmeyecek.
6 dakikada Hersek Burnu'ndan Dilovası'na geçeceğiz. Milyon civarında ağaç dikildi otoyolun her iki tarafında. Peyzajıyla, her şeyle, üç gidiş, üç geliş. Türkiye'nin en uzun üç şeritli iki tane tüneli ve yine Türkiye'nin en uzun viyadüğü 2200 metre bu otoyol üzerinde yer alacak. Her yönüyle tam bir sanat eseri olarak bu köprüyü, otoyolunu ülkemize, milletimize kazandırmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Ve açılış gününü iple çekiyoruz. Hızla gelişen ve gücüne güç katan Dilovası'nın bugünlere nasıl geldiğini anlamak için tarihi belgelerin ışığı altında tarihe yolculuk yapmalıyız. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarının üretim yaptığı markalar şehri Dilovası'na girerken sizi Osmanlı Devleti zamanında Dilovası'nda inşa edilen önemli tarihi köprülerden biri olan Mimar Sinan Köprüsü karşılar. Mimar Sinan tarafından yapılan bu muhteşem taş köprü, Dilovası'nın manevi tapu senedi ve geçmişin nazlı yadigarıdır. Projede az da olsa emeği olan biriyim. Sonuçta bu karşı tarafın Dilovası planlamalarını biz yapmıştık. Bu naz yerde dünyanın en önemli projelerinden bir tanesi. Dünyanın en uzun orta açıklığı olan 4. köprünün üzerinde buluyoruz. Osman Gazi Köprüsü. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin ihale yapıldığında ihale bedeli en yüksek olan ihaleydi. Dünyanın 4. büyük açıklığına sahip Türkiye'nin en büyük projesi, deniz açıklığı 1550 metre, toplamda 2650 metre Türkiye'nin en büyük projesi. Gerçekten bayramdan önce de açılması vatandaşlara büyük bir hizmet katkısı olacak. Bursa'yı hem İstanbul'a hem İzmir'e çok yaklaştıracak bir yapının üzerindeyiz. Köprüye tabii Osman Gazi isminin verilmesi hem tarihi şahsiyetleri olan vefamızın bir göstergesi, hem de köprünün karşı ayağında Hersek Burnu'nda Osman Gazi'nin fethettiği bölgeler olması açısından da tarih açıdan da önemli bir konu. 14. yüzyıla geldiğimizde Dilovası artık Osmanlı toprakları içindedir. Dilovası karşı kıyıda bulunan Osmanlı'nın ilk donanma merkezi Karamürsel yakınlarındaki Hersek Burnu'yla Dilburnu arasında deniz geçişinde kullanılıyordu. Dilovası Hersek'te bulunan Helenopolis kentiyle birlikte körfeze geçişlerin kontrolünü sağladığı için stratejik bir öneme sahipti. İlçe olduktan sonra Dilovası kabuk değiştirdi. Dilovası gelişti her açıdan ama bu köprünün buraya gelmesiyle birlikte Dilovası gerçekten artık hem ülke hem de uluslararası düzeyde bir öne kavuştu, bir önem kazandı. Bu köprünün açılışıyla Dilovası yanındaki otoyol AVM alışveriş merkezinde kurulmasıyla Dilovası ciddi anlamda bir cazibe merkezi haline gelecek. Dil iskelesinin en önemli özelliği İzmit Körfezi'nin karşı kıyıya en yakın iki yerinin burada olmasıdır. Hersek Burnu'yla Dil iskelesi arasındaki deniz mesafesi çok kısa olduğu için Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları zamanında önemli yerleşim yeri olan Bursa ile İznik'e en kısa ve hızlı yoldan ulaşım bu noktadan sağlanıyordu. Osman Gazi Köprüsü'nün açılışında da bir arada olacağız. Bugün 40 kilometrelik otoyolumuzu açıyoruz. Tüm halkımıza hayırlı olsun. Projenin mutfak hazırlıkları aşamasında Karayolları Genel Müdürlüğü arkadaşlarımızla birlikte çok ciddi emek sarf ettik. Bu büyüklükteki projenin şu an komple güzergahı düşünürseniz 384 kilometrelik güzergahı, 49 kilometrelik bağlantı yolları hariç %76'sında şu an çalışma var. 4 milyar dolar şu ana kadar
harcanmış durumda ve bu 4 milyar dolar ile de %64'ü gerçekleştirilmiş durumda. Kamulaştırma ile ilgili de yaklaşık 1 milyar 850 milyon dolar para harcanmış durumda. Buna karşılık da kamulaştırmanın %84'ü gerçekleştirilmiş durumda. Dilovası tarih boyunca birçok medeniyetin ulaşım kolaylığını sağlayan ve geçiş noktası olarak görüldüğünden 80'li yıllardan sonra bölgedeki sanayileşme hızla artar. İnsan gücüyle o iki yakanın nasıl bir araya geldiğinin canlı şahidi oldu. Körfez Osman Gazi Köprüsü'nde Dilovası Altınova arasında şu an denizin üzerindeyiz. Anlatılacak çok şey var ama bakanın, Sayın Bakanın, Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanı'nın açılıştan en son toplantısını burada canlı şahitlik yaparak yetkililerden, gazetecilerden, valilerden, belediye başkanlarından, milletvekillerinden de bilgi aldık. Körfez Osman Gazi Köprüsü'nde. Thank you.